Bugün yeni bir kedi sahiplenildi. Şimdi bu çocuktan test için bir kan alacağız öncelikle. Tamam, ah ısırdı. Ah hoş. Böyle kucakta tırnak kesmek daha kolay olabiliyor. İştahımız gayet iyi bir çocuk için. İlk kontrolleri olumlu geçti. Test sonuçlarımız negatif. Herhangi bir hastalık barındırmıyor. Herkese merhabalar. Ben veteriner hekim Mehmet Koç. Bugün yeni bir kedi sahiplenildi. İlk sahiplenildiğinde birkaç test yapılması gerekiyor. Kan tahlillerine bakılması gerekiyor. Onlara bakacağız. Bakalım testlerimiz nasıl çıkacak. Aman dur. Çok korkuyor. Şimdi annesinden ve kardeşlerinden yeni ayrıldığı için biraz heyecanlı ve korkuyor. Gözlerimiz mavi. Hafif gözlerde biraz akıntılarımız var. Bu akıntıları sileceğiz. Genel bir muayenesini yapalım. Aç bakalım ağzını. Ağzında herhangi bir koku yok. Ağız ve diş etlerinde bir iltihaplanma olduğu zaman veya bir af olduğu zaman ağızda koku olur. O yüzden ağız kokusu bizim için önemli. Dişlerimiz de gayet iyi. Mamayı yiyebilecek durumda. Lenf yumrularımız da iyi. Ne yapıyorsun bakalım? Önce bir tırnaklarını keselim senin. Tırnaklarımız jilet gibi ya bu. İlk doğdukları zaman tırnaklar inanılmaz uzun oluyor. Kesmek de iyi olmuyor yine alıştıkları için. O yüzden 2 aylar kadar bekletiyoruz tırnakları. Ve jilet gibi oluyor. Bunların kesilmesi gerekiyor. Kendilerini de farkında olmadan kaşırken çizebiliyorlar. Böyle göz akıntılarına sebep olabiliyorlar bu yüzden. Arka tırnaklarımız da kesildi. Gel bakalım. Böyle kucakta tırnak kesmek daha kolay olabiliyor. O yüzden siz de kucakta kesebilirsiniz. Çünkü böyle çekiştirmek onları daha çok korkutabiliyor. Tamam, yok bir şey. Şimdi şöyle bir kilomuza bakalım. Bu yavru kedi sahiplenmelerinde kilo çok önemli olabiliyor. 900 gram tam ideal. Yaklaşık 55 günlük bir kedi bu. 55 günlük kediler 900 gram olabilir. 60 günlük oldukları zaman 1 kilo civarında olabiliyorlar. Şimdi bu çocuktan test için bir kan alacağız öncelikle. Biraz canın yanabilir bu durumda. Ama önemli değil. Senin sağlığın için her şey. Tamam, bir tane. Damarların bir hali ince. Evet, geldi kanımız. Tamam. Yok bir şey. Tamam, ah ısır beni. Ah, oh. Tamam, yok bir şey. Evet. Bir damlacık yetecek. Tamam. Bastırın. Tamam, diyoruz. Yavru kediler fazla tutulmayı sevmedikleri için biraz böyle agresyon gösterebiliyorlar. Onlar rahatlar. Şimdi biz kendimizi affettireceğiz ona karşı. Diğer testimizi yaptıktan sonra. Bir damlacık zaten yetiyor kanımız. Diğer testimizi de yapacağız ve seni rahat bırakacağım. Ondan sonra test sonuçlar çıkana kadar sen de güzel güzel ödülü dinleyeceksin. Bu testimizde dışkılap bakılıyor. Burada koronaya bakıyoruz. Gençlik hastalığına bakıyoruz. Bir de giardiye diye bir parazitimiz var. Ona bakıyoruz. Yavrularda en önemli şey bu oluyor. Gel bakalım. Bir sıralım seni. Evet. Gel sana biraz macunu yiyeyim ben. Bak bunu çok seveceğiz. Aç ağzını. Yavruluk döneminde böyle vitamin macunları, farklılıkların yemesi hem gelişim için açısından hem de büyüme açısından çok önemli oluyor. Bağışıklığını koruyor. Aşıların iyi bir şekilde antikor oluşturmasını sağlıyor böyle. Biraz canın yanabilir. Dışkımız ishal değil bu arada. Swap'la birlikte bunu öğrenebiliyoruz. Kokusu da dışkının normal dışkı. Bazen paraziter durumlarda veya bir enfeksiyon olduğu zaman dışkılar biraz daha böyle ağır kokabiliyor, ishal durumu gözlenebiliyor. Böyle bir durum da yok. Evet, şimdi hızlı tespitimiz için damlatma işlemimizi gerçekleştireceğiz. Ayrı ayrı bunların damlatması. İçerisindeki antikorlar, antijenler farklı oluyor çünkü. Kedimizin ismi Oscar olmuş. Oscar adına bir kayıt açacağız ve bakacağız kan tahliline. Sonuçlarımız çıkana kadar
Biraz konserve keyfi yapacağız. Yer misin konserve? Aç. Aç ağzını. Bak çok güzel bir şey yiyeceğim sana. Oh, bak burada bunun devamı. Şu an biraz korktuğu için çok fazla yemek yemek istemiyor ama eve gidince yiyecektir. Ben şöyle biraz dilimle yedirmek istiyorum. Ben bu arada iştahını ve yemek kalitesini de görmek istiyorum. Ve vitaminimiz de geldi. Yavru gelişiminde bağışıklığını desteklemek adına böyle bir vitamin kullanıyoruz biz. Antikor oluşturması açısından iyi oluyor. Hem de genel destek ve sağlık oluyor. Oo, güzelce yedi. Sevdin mi? Geldi de üzerine biraz daha konserveye. İştahımız gayet iyi bir çocuk için. İlk kontrolleri olumlu geçti. Şimdi göz ve kulaklarımızı temizleyeceğiz. Konserveye karşı ilgimiz de gayet iyi. Bu arada test sonuçlarımız da negatif çıktı. Onu da gösterelim hemen size. Test sonuçlarımız negatif. Herhangi bir hastalık barındırmıyor. Aşılama öncesinde böyle testlere bakılmasında fayda var. Aşısını bu çocuğun bir hafta sonra yapacağız. İlk böyle yavru geldiği zaman biz bir hafta eve alışma sürecini gözlemliyoruz. İştahını takip ediyoruz. Kilo alımı nasıl? Kilo alımımız var mı? Haftaya geldiğinde kontrol edeceğiz. Bu çocuk 1 kiloyu geçtiyse parazit uygulamalarını yapıyoruz. Parazit uygulamalarından sonra karma aşısıyla birlikte başlıyoruz. İlk bir hafta eve alışma sürecimiz olacak. Yavrular ilk geldiği zaman herhangi bir aşılamasını yapmıyoruz. Bizim için önemli olan 1 kilogram olması. Her zaman bunu söylüyoruz. 1 kilogram olduktan sonra aşılarına başlıyoruz. Bir de geldiği yerde herhangi bir hastalık varsa bu bir hafta bitmiş görünüyor. Geldiği yerde herhangi bir hastalık vesaire varsa bu bir hafta içerisinde ortaya çıkacaktır. İnkübasyon süresidir bir hafta. Her gözü farklı pamukla siliyoruz. Bir gözde bir hastalık varsa diğer göze geçmesin. Bu bizim için önemli. Gözlerimizi sildik. Sonuçlarımız da çıktı bu arada. Ve hemogram kan testi sonuçlarımız da gayet normal. Hepsi normal sınırlar içerisinde. Ama biz yine de bağışıklığımız için ve iyi bir şekilde antikor oluşturması için, aşıların da işe yaraması için bir bağışıklık güçlendirici ve vitamin takviyesinde bulunacağız. Şimdi kulak temizleme solüsyonu alıp geliyorum. Evet, göz kulak temizleme solüsyonumuz var bir tane. Bakıyoruz, kulaklarda herhangi bir kir yok, bir akıntımız yok, bir kokumuz yok. Bunlar dikkat edilmesi gereken şeyler. Şimdi kulaklarımızı temizliyoruz. Evet. Gayet iyiyiz. İştahımız da gayet iyi. Son olarak bir ciğerlerimizi dinleyeceğiz. 35 yıllık stetoskopumuzu çıkardık. Kalp atımımız, ciğerlerimiz gayet, hepsi normal. Kalp atışlarımız gayet iyi. Bu cins yavrularda bazen kalp problemleri olabiliyor. Öyle bir problemimiz yok ilk etapta stetoskopla dinlediğimiz zaman. Tabii ki onun kalp atımlarını her aşıya geldiği zaman takip edeceğiz, kontrol edeceğiz. Bunlarda bir genetik problemler olabiliyor. O yüzden onu takipte kalmamız gerekiyor. Beyaz surat. Şu bandajımızı çıkartalım artık. Biraz daha yemek ister misin komiserden? Aç bakalım ağzını. Gel. Şu bandajımızı çıkartalım. Oksijen suyla temizliyoruz. Yavrumuz gayet iyi, gayet sağlıklı. Önümüzdeki haftada aşılarına başlayacağız. Onun haricinde evde dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Bu çocuğun eve alışması için ilk etapta çok fazla evin genelinde gezmesini istemiyoruz. Tuvaletini, mamasını, mama kabını ilk etapta bulabileceği koridor olabilir. En sık karşılaştığı yerler olabilir. Hatta ilk bir hafta bir odada başlatıp hayatına, ondan sonra evin geneline yayılmasını istiyoruz. Çünkü bunlar yavru olduğu için korkuyorlar. Koltukların altına veya bir bazanın altına saklanabiliyorlar, çıkmıyorlar uzun sürede. O da bağışıklığımızın düşmesine ve eve alışmamızı biraz geciktiren durumlar arasında olabiliyor. Onun haricinde bir yavru sahiplenecekseniz hafta sonu sahiplenmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü evde olduğunuz için onunla daha fazla vakit geçirebiliyorsunuz. Daha iyi ilgilenebiliyorsunuz. O da sizi daha iyi tanıyor. O da bir etmen oluyor. İlk gün böyle kurmama iştahsızlık olabiliyor. Yemek istemiyorlar. Konserveyle karıştırıp bir verebilirsiniz ilk gün. Daha iyi olabilir. Ama çok fazla konserve vermenizi tavsiye etmiyoruz tabii ki. Hop, nereye gidiyorsun? Evet, sıkıldım diyor. Artık kapatıyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıklı günler.